Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. OnePlus 11'i yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Ve çok soran vardı abi memnun musun almak istiyorum işte düşünüyorum ama fiyatı yüksek o fiyatta farklı cihazları düşünebilir miyim diye. Ben de dedim iyisiyle kötüsüyle bu geçen OnePlus 11 maceramı haftalar sonrası konseptiyle sizlere aktarayım. İsterseniz de fazla uzatmadan OnePlus'ı ne kadar sevdim nelerini sevmedim artıları eksileri ya da satın almak istediğinizde nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu videoda bahsedelim. Şimdi ben burada inceleme gibi işte tasarımından, ağırlığından vesaire bahsetmeyeceğim. Hatta işte 205 gram ağırlığı var. 8,5 milimetrelik bir karınlığı var. Ama tasarım noktasında zaten bir Reels yayınladım. Ee, görmüşsünüzdür ya da Shorts olarak da görmüş olabilirsiniz. 5 neden diye. Oradaki birinci ne dedim? Tasarımdı. Çünkü kullandıktan sonra iyice bu hem yeşil rengini hem bu OnePlus'ın kendine has tasarımını fazlasıyla sevdim. E zaten kavisli bir ekrana sahip. Ona orada bahsedeceğim ama isle ekran kullanmayı da seviyorum ve bu tasarım benim hoşuma gidiyor. Burada böyle üçlü bir kamera ortasında hazır bilet altına flaşe yerleştirilmiş ve yeşil rengini de fazlasıyla sevdim. Zaten sağlam yapısı olduğu için de hani düşme etme tabii ki gerçekleşti. Sadece şurada çok ufak bir böyle vuruk izi var. Bunun sebebine telefon çok kayıyor. Ya yani elde değil. Ben elde kullanırken herhangi bir şekilde değil ama telefonu nereye bırakırsam bırakayım hem bu kamera çıkıntısını hafif olmasına rağmen hem de bu arkadaki Gorilla Glass 5 korumasının da ve üzerindeki artık sistemi nasılsa nereye koysam koyayım. Bakın şurada da. Yani elde değil ama koltuğa koy, masaya koy, işte bir klavyenin yanına koy, sürekli kayıyor. Yani bunu defalarca insanlar yaşamıştır. Özellikle OnePlus 11 kullananlar beni net bir şekilde anlıyordur. Ona bir sinir oldum. Ve kutu içeriğinden keşke bir kılıfı çıksaydı da ya da kendim de baktım ya ben buna bir kılıf alsam mı böyle hoşuma gidebilecek. Çünkü kılıfla kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani gidip işte 41 bin liraya en son baktığımda öyleydi. Hadi 40 bin liraya diyelim şimdi. 40 bin liraya bir telefon aldığınızda yere düştüğünde tamam bir şey olmuyor. işte bende bir herhangi bir böyle sıkıntılı durumu yok ama yani 40 bin lira verdikten sonra da o sürekli böyle koltuğa koyacaksın aşağıda. Daha dün de oldu mesela yatağın üzerinde uyumuş kalmışım. Sabah kalktığımda telefon yine kayıp yatakta aşağı düşmüş ve ittirme de değil yani. Diğer cihazları da unuttuğum oluyordu. Onlar gayet sabit kalabiliyorken. Bu bir eğim gördü mü bir diye böyle şeyde ne derler onu özellikle kar yağmaya başladı biliyorsunuz birçok yerde. Karda böyle altına bir pet şey alıp kaymak isteyen çocuklar gibi kayıyor yani öyle bir yanı var. O yüzden o aklınızda olsun diye de söyleyeyim. Tasarım noktasında OnePlus'ın da imzası haline gelen şu ses değiştirme tuşu diyebileceğim yani ses size Titreşime ya da sesi açık hale getirmek istediğiniz tuşa alışınca inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Ben ilk defa bu kadar uzun süre OnePlus cihaz kullandığım için ya bunlar zaten Plus'ta var demeyin lütfen bana. Ben çünkü işte çekime girdiğimde çat yukarı alıyorum komple seksiz oluyor. O sırada herhangi biri bana işte rahatsızlık veremiyor, çekimi bozamıyor. Normal günlerimde ben zaten sessiz kullanırım ama bir e, otomobil sürerken vesaire en azından araya neden olursa araç telefona bağlanmamışsa ses diye alıyorum ve insanlar bana rahatlıkla ulaşabiliyor. Telefon çalıyor vesaire duyuyorum. Ama genelde sessizde kullandım ve keyifle de kullanabiliyorum. Yani oradan tek bir switchle anahtarla değiştirebiliyor olmak çok çok güzel bir detay olduğunu da söyleyeyim. Ama beni benden alan en güzel yanlarından biri tabii ki bu ekran. 6,7 inçlik 2K bir ekran var. 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Dolby Vision desteği de var. LTPO 3 ekran yani 1 Hz ile 120 Hz arasında değişiklikleri yapabiliyor. Ve hem bataryayı çok yormuyor Yani ben rahatlıkla kullanabiliyorum. Şu anda %74 şarjım var sabah %100'den çıkardığımdan beri. Ki saat 3.30. Bu açıdan baktığımızda da çok keyifli. Oyun oynaması, içerik izlemesi inanılmaz keyifli ki stereo hoparlörlerinin birini buraya birini aşağıya koldukları için elinizle kapatmadığınız için de herhangi bir içerik izlerken de oldukça canlı bir ses duyuyorsunuz ki zaten orada da tabii ki geliştirmeleri var. Yine Dolby desteği falan da orada da mevcut. E, HDR, HDR10+, vesaire olup 10 bit renk doyum ne olunca bir de yazılımsal olarak SDR'ı SDR, SDR görüntüye HDR'ye çevirme falan gibi geliştirmeleri de olunca ekranı çok çok keyifli. Yani ben hem kavisli ekranda sevdiğim için inanılmaz keyifle kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten hala hattım buna yüklü. Tabii ki işte farklı farklı cihazları test ederken hattımı diğerlerine takıyorum ama bunda bütün bilgilerim sabit bir şekilde kalıyor. O cihazın testi bitti mi hop buna dönüp kullanmaya devam ediyorum. O açıdan oldukça güzel. Güç noktasında zaten 8 Gen 2 var. Yani Türkiye'de resmi olarak satılan en güçlü işlemci. E bu bunda da bir sorunum yok. Hani her şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. 16 GB RAM'im var ve varsayılan olarak da hatta şeyde açık olması lazım. Hemen şuradan aşağı inip bakıyorum. Evet şu anda artı 4 GB RAM desteği de var genişletmede. 12'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yani 16, 6, 12, 28 GB RAM kullanabiliyorsunuz bu cihazda ama gerek yok. 12 zaten yetiyor bana. Artı 4 de açıkmış ama yani hiç kullandım mı onu bilmiyorum. 256 GB'lık depolama alanı var. UFS 4.0 ki o RAM'de LPDDR5X olduğu için en günceli yani bir şey aktarırken işte CapCut'ta bir Reels yapıp export almak istediğimde falan o kadar hızlı o kadar güzel oluyor ki en ufak bir sıkıntı olmuyor. Yani ben telefondan bir kurgu vesaire yapmam gerektiğinde işte dediğim gibi dikey kurgular. Yani bilgisayardan ziyade telefonda yapması çok daha keyifli. Export'unu oradan alması çok daha keyifli oluyor. Ve hızlı da yapabiliyor. E oyun noktasında hani aşırı oyun oynayan biri değilim. Çok da zorlayıcı oyunlar oynamıyorum ama ara ara Diablo Immortal'a giriyorum. Yani bu da en azından zorlayabilecek bir oyun ve en ufak bir sıkıntı olmuyor. En son Netflix'e FM24 Mobile geldiği için FM24'ü e orada birazcık oynuyorum ama o bunu zorlayabilecek bir şey değil ki. Hani ligleri falan seçtiğinizde de hem 8 Gen 2, M16 GB, M256 GB depolama olunca bol bol seçiyor ama hani 512 yapsalarmış diye düşünmüyor da değilim. E zaten galiba OnePlus 12'de öyle bir tercih olacak yani 512 ve 1 TB'nin gelmesi konuşuluyor. Onda mutlaka gelir ya da artırılabilir depolamada mantıklı olabilirdi ama 256 GB büyük ihtimalle birçok kişiye yetecektir. Yani onunla alakalı bir problem olmayacak. E, bende de şu an yetiyor ama yani doluyor yani neredeyse. Çünkü ben hep 512'lik bir cihazdan aktarım yapmak istediğim için şu an 200 GB'ı dolu bile. %90 e 6 yok 169'muş pardon yine yerim varmış. Çünkü geçen de yine bir şeyleri sildim. Hani gereksiz yer kaplamasın diye oyunlardan vesaire ya da test cihazlarını. E böyle bir durum olabiliyor. Ama sizin için bu problem zaten olmayacaktır. En büyük artılarından biri ya da en iddialı olduğu taraflardan biri tabii ki kamerası. Kamera noktasında 50 megapiksellik IMX 890 sensörümüz var. Ana sensör 48 megapiksellik geniş açı Sony IMX 581. Telefoto lensimizde 2x optik sunabilen IMX 709 sensörleri var. Ya memnun ediyor. Yani ben çektiğim fotoğraftan da kaydettiğim videolardan da falan filan fazlasıyla memnunum. Ama işte Huawei Mate 50 Pro P60 Pro, Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro, 15 Pro ailesi vs. vesaire kıyasladığımızda onların bir adım gerisinde. Yani S23 ile falan rahat kapışır. Ultra'yı ayrıca tutuyorum burada. Çünkü Ultra kendi içinde de bambaşka bir yerde. Bunun standardı mesela Xiaomi 13 Pro ile de kıyasladığımda artıları da var, eksileri de var ama baktığımızda işte onun o özellikle Leica ile beraber hem tele lensinin olması ki artık hepsine alıştık. Bunda da vardı da 2x yapabiliyor ve fazlasını yakınlaştırdığınızda dijitale düştüğünüzü çok net anlıyorsunuz. O yüzden biraz daha böyle 3.5x'e kadar bir tele burada isterdim. Ki zaten OnePlus 12'de onu getirecekler. Bir de geliştirme noktasında Hazelbred'in Color Correction dediğimiz renk düzenlemesi var burada. Yani lensler falan Hazelbred değil hiçbir şekilde. Ama yine iyi bir şekilde çalışıyor. Bazı fotoğraflar da çok güzel şeyler çıkartabiliyor. Ben bundan memnun kaldım. Ama dediğim gibi böyle hani never settle diyorsak, yetinmeyeceksek biraz daha fazlası olmalı hissettiriyor. Çünkü OnePlus'ın doğasında bu var zaten. Ve dediğim gibi ben OnePlus 12'yi sırf bu yüzden çok merakla bekliyorum. Kamera noktasında da dört dörtlük çıkardılarsa ben büyük ihtimalle eğer Türkiye'deki zaten gelecek gelene kadar farklı bir cihaza geçer miyim bilmiyorum ama bundan direkt ona geçmeyi çok çok isterim gerçekten. Hani keyifle kullandırtmayı başarıyor. Bu noktada en ufak bir problemi yok. Ki video noktasında da 8K 24 FPS, Full HD'de daha doğrusu 4K'da 60 FPS, Full HD'de aynı şekilde çekebiliyor. Videolarından falan memnunum. Özellikle gece çektiğim bazı videolar vardı böyle konser videoları. Mix Festival'e gittiğimizde çekmiştim. Yani bence oradaki o led şovlarını falan filan çok çok iyi bir şekilde kaydetti. Tamamını bununla çektim. Zaten örneklerini ekranda görüyorsunuz. Ama ön kamerası yani ön kamerayı sevemedim. Yani gündüz de mündüz de de. Gece de o kadar da iyi değil. 16 megapiksellik full HD çekimler yapabilen ön kamerası. Ama hani ön kamerayla ben bir şey çekeyim falan dediğinizde çok tercih etmiyorum bunu. Onu da söyleyeyim. Ama ses kaydı mükemmel. Yani mikrofonlarından çok çok güzel ses alıyor. Hani ben mesela Xiaomi 13 Pro ile de Mate 50 Pro ile de falan kıyasladığımda ya bunu sadece mikrofonda ses kaydı için bile kullanılabilecek kadar iyi bir şey yaptığını da sizlere söyleyeyim. Bu konuda oldukça önemli. Önemli buna dikkat eden insanlar varsa sesiniz hem görüşmede hem video kaydında çok iyi bir şekilde gittiğini de söylemek lazım. E zaten hani 5G'si var hani deneyemiyoruz ama Cat20 Download, Cat18 Upload desteği var. Wi-Fi 7'si var bunu denedim tabii ki Wi-Fi 7'ye sahip olmak demek. Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6 ağlarında da rahat rahat kullanabiliyorsunuz demek. Benim evde de burada da Wi-Fi 6 ağı varken rahat rahat kullanıyorum. Bunun yanı sıra NFC desteğinin olması önemli ama Kablosuz şarj şart ya. istiyor insan yani. Hani bunda olmaması ki bir diğer yandan eksilerinden biri de IP64 sertifikası olması. Yani her ne kadar herhangi bir şekilde bir derdim olmadı ama hani IP68 olmasının rahatlığı ayrı bir güzel. Çünkü ben mesela IP68'li bir cihazda işte havuza gittiğimde telefon bir şey çalarsa hani oradan elimle uzanıp elim ıslakken bile rahat rahat kullanabiliyorum. Bunda olmuyor ve ekranı eliniz ıslakken o IP68'li cihazlarla belki bir fark var mı bilmiyorum. Bunda o hani istenmeyen yerlere dokunma hissiyatı daha fazla oluyor. Elimi böyle iyice kurulayıp ondan sonra kullanmak gerekiyor. Yani böyle bir dezavantajı var. Ve evet kablosuz şarjı alıştıktan sonra yani bazı yerlerde böyle kullanabilecekken bunda kullanamamak ve sürekli bir kablo derdi olması birazcık kötü. Bu da aklınızda olsun diye söyleyeyim. Ama 100 wattlık Superbook şarj desteğinin olması tabii ki güzel. Yani evden çıkmadan işte hızlıca gece unuttuysam şarja takmayı hazırlanana kadar taktığımda zaten %100 oluyor yani ne kadar inmişse ve dediğim gibi sabah saat 8.30-9 arası çıkarttığım şarjı şu anda saat 3.38 olmasına rağmen %73 yani ben gün içerisinde bol bol telefonla konuştum. Sosyal medyada bol bol gezindim. Reels çektim mi? Hayır ama export ettim. Reels'i da export ettim. Yani işlemciyi de yoğun kullanmama rağmen uzun uzun kalabildi içerisindeki 5000 mAh'lik bataryası. Yani genel olarak baktığımızda artıları neler? Kamerası gayet güzel. Hani bir amiral gemisi kamerası olduğunu anlıyorsunuz. Ama kıyasladığınızda bazı şeylerde geri kalabiliyor. Bunu da düşünerek iyi bir kamerası var. Ekranı şahane. Ekranı belki de bu cihazın en en iyi çünkü hani ben içerik izlerken de falan filan hep telefonda izlemeyi severim. Bunda hiç değiştirme hissiyatı duymadım cihazı. Gayet bütün içeriklerimi yolda giderken falan filan rahatlıkla izledim. Sesi çok çok güzel yani hem hoparlör hem de mikrofon kalitesi oldukça iyi. Ve ben bunun tasarımını seviyorum ama işte o kadar kaymasaydı ya da kutu içeriğinden güzel bir kılıfı çıksaydı onunla beraber kullanılabilseydi önemli olabilir. Eksi yanlarından biri de Türkiye'ye yeni resmi olarak tekrar girdiği için aksesuar yok. Yani yurt dışından sipariş etmeniz lazım ki ben de hani alsam mı dediğimde Amazon'dan söyleyecektim. Hani hem buraya bir kılıf hem arkaya hem öne bir kılıf yani daha doğrusu ekran koruyucu jelatin. Bir de kılıfıyla beraber kullanmayı istiyordum. Çünkü kutu içeriğinden kılıf da çıkmaması telefonu aldığınızda yani direkt böyle dımdızda kaldığınız anlamına geliyor. Önünde bir tabii ki ekran koruyucu jelatin var. Ben de çok hafif bir iki yerde potluk yaptı ama güzel tutuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ki kendisi de neredeyse hiç çizilmedi yani ekran tarafında da. Bu açıdan gayet güzel ama birazcık da dediğim gibi hem aksesuar kanadının olması gerektiğini diyorum. Bu kulaklıkla saat değil onlar zaten geride Türkiye'ye. Ama işte kılıftır, farklı farklı kitleridir, işte ekran koruyucu jelatin falan gibi şeylerin de fazlasıyla olması lazım ki o sarf malzemelerini de rahatlıkla kullanabilelim. E bir de işte kablosu şarj, elden kaymaması, IP sertifikasının iyi olması önemli olacaktır. Ama bunları söylediğim her şeyi OnePlus 12'de yapacakları göründüğü için de merakla bekliyorum. Ama bunun dışında benim OnePlus ile alakalı tavsiye eder misin? 40 bin lira bütçem var. OnePlus'ı seviyorum ya da merak ediyorum. Evet. Ki zaten şimdiye kadar OnePlus kullanmış biri varsa bunu zaten yapacaktır. Yani işte s 23türü bir şeyde farklı bir şey almak yerine. Çünkü dediğim gibi OnePlus'ın kendi bir şeyliği var ama OxygenOS da eski OnePlus tadını vermiyor bu arada. Artık bildiğiniz ColorOS olmuş. E ben Oppo kullanırken de ColorOS'u sevdiğim için en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Android 14 daha gelmedi yeni yeni dağıtılıyor ama biz zaten görünürde değişiklik olmayacak. Hani diğerleri farklı yenilikler sunarken ColorOS'da öyle bir şey sunmuyorlar. E ona da yapacak bir şey yok ama Altyazı M.K genel hatlarıyla ben gayet memnunum. Android'in bütün aylık güncellemeleri geldi. Güvenlik güncellemeleri kamerasından memnunum ama artık telelense en azından 3.5'a alıştıktan sonra öyle bir şey insan istiyor. Bunun dışında da aksesuarda olursa dört dörtlük olacaktır. Bakalım OnePlus 12'de neler olacak? O zaman sizlere daha net bir şekilde söylerim. Ama Aydoğan ben almak istiyorum önerir misin dersen evet ama kesinlikle kılıf al. Onu da söylemiş olayım. Sizin de yorumlarınızı bana katıldığınız katılmadığınız noktaları ya da de benim burada bahsetmeyi unuttuğum sizin sormak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde bekliyoruz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir haftalar sonra videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.